Merhaba. Her akşam Avrupa yakasından Asya'ya geçerken Çin Medya Grubu'nun uluslararası platformlarını dinliyorum. Radyonuz çok güzel. Bana yol boyunca İstanbul'un stresli trafiğinde eşlik ediyor. Merhabalar. Yaklaşık 5 senedir CRI Türk'ü büyük bir zevkle dinliyorum. Radyonuzu 20 yıldan beri takip ediyorum. Hong Kong idare bölgesinin ana vatana dönüşünü, Pekin olimpiyatları, oyunları gibi Çin'de yaşanan önemli gelişmeleri öğrendim. Bunca senedir bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hangi köşesinde olursanız olun Çin'den gelen sesleri duyabilirsiniz. Radyonuzu sıklıkla dinliyorum. Türkçe öğrendim. Gayretleriniz için teşekkür ederim. Kurduğunuz bu dostane köprü için Çin Medya Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her gün sitenizi geziyorum, oradan son haberler takip ediyorum. Çin ve Türkiye ile ilgili birçok şey öğrendim. Merhaba, biz CRI Türkçe internet sayfasında haberler okuyoruz. Bak, İç Vücut Problemi romanının yeni uyarlamaları. Türkçe öğreniyorum ve CRI Türkçe'de Çin ve Türkiye hakkında birçok bilgi aldım. Burası Çin Uluslararası Radyosu. Burası Çin Uluslararası Radyosu. Burası Çin Uluslararası Radyosu. Burası Çin Uluslararası Radyosu. Askeri geçiş treni diyoruz tabii ama aslında halk da bu trende çok aktif bir şekilde yer alıyor. Şimdi Çin Komünist Partisi artık 95 milyondan fazla üyeye sahipmiş. Çin'in uzay istasyonunda bulunan uzaylılar Tianhe isimli çekirdek modülünden çıkarak ikinci kez. Evet, Beijing'den merhabalar. Çin'in ana kesiminde dün 8 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Çin'in dış yayınlarının 80. yılı kutlu olsun. Çin'in dış yayınlarının 80. yıl dönümü kutlu olsun. Harikasınız. 80. yılınızı da kutluyorum. Duyduğum kadarıyla 80. yıl dönümü Çin dış yayınlarının. Bunu da kutluyorum. Başarılarınızı devamlı edin. Çin'in dış yayınının 80. yıl dönümü kutlu olsun.